Kazakistan Nursultan'a gidelim. Caner Salıbay karşımızda. Kazak itfaiyeciler Türkiye'deki yangınları söndürmek için ülkemizdeydi. Görevlerini tamamladılar, döndüler. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Alalım detayları, ayrıntıları senden. Evet Coşkun Özen, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in talimatı üzerine Türkiye'ye gönderilen Kazakistanlı ekip dün Nursultan'a döndü. 16 itfaiyeci ve 2 helikopterden kurulan özel ekip Nursultan Havalimanı'nda Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Nursultan Büyükelçiliği çalışanları tarafından törenle karşılandı. Ekip Türkiye'de 8 günü bulundu ve bu arada C-300 ton olmak üzere 80 su takliye döngüsünün gerçekleştiğini belirtti. Görüşme sırasında Türkiye Cumhuriyeti Nursultan Büyükelçisi Ufuk İkici, Türkiye ve Kazakistan arasında Acil Durumlar Bakanlığı arasında özellikle bu işbirliğinin devam edeceğini belirtti diyelim. Öte yandan Kazakistan, Batı Kazakistan bölgesinde orman yangınları başladı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı bu bölgeye takliye için helikopterlerin gönderildiğini belirtti. Ayrıca orman yangını şu anda 256 hektara ulaştığı da belirtti. Yangınlarda 100 kişi ve 22 adet özel ekipman görev yapıyor ve durum bakanlık tarafından can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca yerleşim yerleri için de bir tehlikenin oluşmadığı açıklandı. Öte yandan ülkede salgınla mücadele devam ediyor. Kazakistan Koronavirüsü Önleme Bakanlar Arası Komisyonu yeni karar aldı ve 28 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde karantina tedbirlerinin gevşetileceği belirtildi. Özellikle şehirlerde sosyal tesislerin hafta sonu çalışma yasağı kaldırılacak. Toplu taşıma araçlarının faaliyetleri devam edecek. Ayrıca yeni eğitim yılı da geleneksel formatta başlayacak. Bu kültür ve spor tesislerinin hepsi açık devlet uygulaması üzerinden çalışmalarına devam edecek. Aşı olan vatandaşların durumu yeşil, aşı olmayanlar mavi ve vaka tespit edilen vatandaşlar ise kırmızı renklerle belirlenecek diyelim. Öte yandan Kazakistan ve Türk dünyasının ilk astronotu olarak tanınan Doktor Avbakirov'in COVID testi pozitif çıktı. Avbakirov şu anda başkent Nursultan'daki bulaşıkçı hastane merkezinde tedavi altında. Avbakirov'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve koronavirüse karşı aşının iki dozunu da yaptırdığı belirtildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Caner Salıbay'a aktardık.